iyilik ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir Akıncı Bey'ine verdi, İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. Günaydın. Günaydın. Ha? Bu sistem çok iyi ya. Bundan asla sıkılmayacağım. Nerede kaldı bu ya? Hala uyanmadı mı? Uyanmadı. Yoruldu herhalde. Zincir üyeleri gelmeyecek mi? İyi iş çıkardın kardeş. Diğer üyeler de memnun. Ben Akıncı'yı yakalayınca tanışırız sanmıştım. Oradaymışız gibi düşün. Her anınızı izleyeceğiz. Mekanda kamera olması önemli tabii. Gerçi kameranın kaydettiği her şeyi baştan izlemiyorsunuzdur. Ne de olsa siz önemli insanlarsınız ya hani. O kadar boş vaktiniz yoktur. Değil mi? Evet. Ama bunu izleyeceğiz. Siz gelmeden önce bir şey olmadı zaten. Hani vakit kaybetmeyin diye diyorum. Vaktimizi neye harcayacağımızı sana sormayacağız. E sıkıldım ben ama. Nasıl büyük iyilik yapılır? Tamam. Öyle büyük iyilikler yapacağım ki bir gün illaki yollarımız kesişecek Fatih Bey. Bekle. Akıncı geleneğinin son temsilcisi olarak bu mücadeleyi kaybetmek nasıl bir duygu Akıncı? Düşünüyorum da ben Akıncı olsam, bir videoyla milyonlara ulaşsam ve desem ki yüzyıllardır devam eden bir geleneğin son temsilcisi olarak dünyayı zincirlemenize asla izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceksin demek, öyle mi? Sizi ortaya çıkardıktan sonra hepinizi tek tek tarihin tozlu raflarına kaldıracağım. Şimdi şu haline bir bak. Açıkçası ben bu hale düşsem utanırdım. Şimdi fena bir konuşma değildi ama sonunu söylemeyi unuttun. Artık kötülerin vakti tükendi demiştim. Ay yine yaptı. Meşhur girişim. Sen nasıl? Ha? Ne oldu? Şaşırdınız bakıyorum. O zaman... Yok artık. Bu ne böyle? Nereye? Sen içeri nasıl girdin? Dur anlatayım o zaman ben sana. Hmm.
Evet, bu daha kolay oldu. Ben dedim. Zekice bir strateji izleyerek içeri girdim. Zekice mi? Sağ ol. Bu da ne böyle? Otur sen. Kalkma. Dinlen biraz. Benimle iletişim kurmaya çok hevesli görünüyorlar. Onları kırmayalım, değil mi? Nasıl olacakmış o? Furkan diyorum. Çok tatlı bir çocuk, değil mi? Ne? Anlamadım. Furkan'ın izinden gideceğiz abi. O beni tuzağa düşürmek için bir mahalleyi birbirine kattı. Ben de zinciri tuzağa düşürmek için İstanbul'u birbirine katacağım. Yok artık, daha neler. Konunun Furkan'la ne ilgisi var canım? Şakayı bırak da söyle artık. Bak şimdi, bir olay düşün Orhan abi. Benim öyle iki dakikada çözemeyeceğim bir mesele hani. O durumda zincir beni yakalatmak için birilerini gönderecek. Ha, sen ciddisin. Günaydın Orhan. Ve ben de yakalanacağım. Bu bana ne dedi, duydun mu? Her şey çok gerçekçi olmalı. Cezeri, Nergis ve Rasta ile bir görüşme ayarla. Yüz yüze. Saçlarındaki tenekeler rahatsız etmiyor mu? Bu odada rahatsızlık veren tek bir şey var. İstersen her gün gelebilirim. Tamam, tamam. Sahte bir soygun gerçekleştireceğiz diyorum. Bir kuyumcu soygunu. Zincirin dikkatini böyle çekemezsin. Hmm. Basit bir olay bu. Doğru, ama içeride soyguncularla birlikte birileri olursa iş değişir. Bu yüzden haberi sunarken içeride birilerinin olduğunu vurgulaman çok önemli. İstanbul'da yine çok hareketli bir gece yaşanıyor. Arkamızda gördüğünüz kuyumcu iki soyguncu tarafından ele geçirildi. İçeride 5 vatandaşın olduğu söyleniyor. Müdahale etmek çok zor. Bölge polis ekipleri tarafından kapatıldı. Ne haber? Bu iş bu kadar. Güzel oldu. Herkes ait olduğu yerde. En sevdiğim. Ne oldu? Keyfinin yerinde olmasına sevindim ama. Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun, değil mi? Ha? Demek seni yakalamalarını sağlayacaksın. Ama bu çok riskli. Ben hayır, yakalanmayacağım ki. Eğer kabul edersen adamlarından biri... Ben giderim. Hayır. Güvenini tekrar kazanmam için bana bir fırsat ver Rasta. Rasta unutmaz Saka. Bence ona bir fırsat daha verebilirsin. Ne yaptığını bilmiyorsun. Bu işe karışma. Doğru. Ne yaptığını bilmiyorum ama kendini kanıtlamak isteyen birinin neler yapabileceğini biliyorum. O zaman sorumluluk sende Akıncı. Peki. Bu da uyandı. Bir sen eksik.